Evet e, sevgili arkadaşlar, e, seleksiyon ve seleksiyon metotları başlıklı 7. ünitemizin ikinci e, bölümünde sizlerle tekrar birlikteyiz. E, burada yine e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, tek bir özellik yönünden uygulan seleksiyonlardan e, son seleksiyon çeşidi olan kombine seleksiyon kısmını anlatacağız. Ee, hayvancılıkta hem bireysel değerler e, hem de familya ortalamaları dikkate alınarak yapılan seleksiyon yöntemi kombine seleksiyon yöntemi e, adı altında incelenmektedir. Yüksek ortalamalı familyalardan e, yüksek verimli hayvanlar seçilebilmektedir. Seçime girecek bireylerin her biri için bir indeks hesaplanmaktadır. İndeks değeri en yüksek olan hayvandan başlanarak e, yeteri sayıda hayvan damızlık olarak süreye katılmaktadır. Ee, kombine seçim yöntemi, familia seçiminin kullanıldığı bütün hallerde kullanılmaktadır. Hemen her zaman e, bireysel seçime daha üstündür. Ee, birden fazla özellik için seleksiyon yöntemleri ise çiftlik hayvanlarında e, verim özellikleri sürekli olarak artırılmak isteniyorsa bu seleksiyon yöntemi kullanılmaktadır. Yani birden fazla özellik seleksiyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu sayede hayvanların genetik yapıları iyileştirilir ve daha yüksek düzeyde bir verim sağlanabilir. Ekonomik amaçlarla yetiştirilen çiftlik hayvanlarına genellikle tek bir özellik yerine birden fazla özelliğin aynı anda göz önünde tutulması gerekmektedir. Bu şekilde farklı özelliklerin aynı anda göz önünde tutulması sayesinde hayvanların genetik yapılarının e, istenen yönde değiştirmek daha kolay olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus e, bazı özellikler arasında, bazı verim özellikler arasında e, negatif bir genetik ilişkisi bulunmaktadır. Buna bir örnek vererek e, daha iyi anlatmaya çalışabiliriz. E, mesela sığır yetiştiriciliğinde e, süt verimiyle sütteki yağ oranı arasında negatif bir ilişki vardır. Yani bu sebeple süt verimi arttırılırken yağ oranı düşebilir. Her üretilen e, sütün satışında e, süt yağı eğer ki prim yapıyorsa bu durumda ekonomik anlamda tabii ki kayıplar meydana gelecektir. Bundan dolayı e, süt sığırlarında ee, seleksiyon yaparken süt veriminin yanı sıra <laughs> mutlaka süt yağı oranının da göz önünde tutulması gerekmektedir. Benzer durum tavuk yetiştiriciliğinde de vardır. Yumurta ağırlığı ile toplam e, yumurta sayısı e, yumurta sayısı arasında da e, negatif tarzda bir ilişki vardır. Bu nedenle bu gibi durumlarda dikkat edilmesi gerekmektedir. Birden fazla özellik de seleksiyon işlemlerini yürütmek amacıyla sıra ile seleksiyon, bağımsız ayıklama seviyeleri yöntemi ve indeks yöntemi şeklinde farklı metotlar kullanılmaktadır. Sıra ile seleksiyon işleminde hayvanların geliştirmek istenen özellikleri tek tek seleksiyona e, tabi tutulur. Her özellik bir generasyon e, boyunca seleksiyona tabi tutulduktan sonra diğer özellik e, özellik seleksiyona alınır. Bu tip işlemlerde üzerinde durulan özellikler arasında genetik ilişkilerin düzeyi e, ve yönü çok önemlidir. Her iki özellik arasında negatif genetik ilişki var ise e, bu yöntem biraz önce de bahsettiğimiz gibi işe yaramaz. E, geliştirilmek istenen özellikler arasında pozitif ilişki var ise bu özellik e, bu özellikler e, aynı yönde değiştirmek isteniyorsa bu yöntem kullanılabilir. Bağımsız ayıklama seviyeleri yönteminde e, hayvanların geliştirmek istenen özelliklerinin hepsi aynı anda göz önüne alınır. Üzerine durulan özelliklerin hepsi için ayrı ayrı seviyeler belirlenir ve bu seviyelerin üstüne çıkan hayvanlar seçilir. diğerleri ise elenir. Genel olarak bu şekilde uygulanan yöntemde özelliklerin hepsi aynı anda ölçülebilir. Örnek vermek gerekirse e, koyunlarda sütten kesim ağırlığı 6 aylık ağırlık ve ilk laktasyon süt vermeni dönük bir seleksiyon yapılmak istendiğinde bu yöntemin kullanılması mümkündür. Böyle bir durumda her özellik için ayrı ayrı bir alt sınır belirlenir ve bu alt sınırı geçen hayvanlar sırasıyla seçilerek sonraki generasyonu oluşturmak amacıyla sürüye alınabilirler. Diğerleri ise sürüden çıkartılır. İndeks yönteminde geliştirmek istenen özelliklerin hepsi aynı anda göz önünde tutulur. Özellikler arasında genetik ilişkiler ve her bir özelliğe verilecek olan ağırlık katsayıları ayrı ayrı hesaplan belirlenir. Her özelliğe ait ekonomik önem derecesi bu indeks yönteminde göz önünde tutulur. Ayrıca genetik ilişkilerinde dikkate alınmasından dolayı bu, özel, bu seleksiyonda bir özellikteki ilerleme sağlanırken diğer özelliklerde istenen yönde bir değişim gerçekleşebilmektedir. Seleksiyon işlemlerinin hepsinin e, özellikleri e, ve amacı verim e, hayvanlardaki verimin iyileştirilmesidir, arttırılmasıdır. Yapılan seleksiyon işlemlerinin etkinliği sürünün bazı genetik özelliklerine bağlıdır ve özellikler arasında e, kalıtım derecesi e, tekrarlama derecesinden bahsetmek mümkündür. E, bu parametrelerin düzeyleri seleksiyonun etkisi ve sürüde yapılacak olan değişikliği de ifade etmektedir. Kalıtım derecesi hayvanlarda özelliklerin oluşmasında genetik yapının ne kadar belirleyici olduğunun bir ölçüsüdür. Ee, diğer bir ifadeyle belirli bir hayvan grubunda herhangi bir özelliğin oluşmasında genlerin etki payının ne kadar olduğunun bir göstergesidir. Buna göre hayvanların kalıtım dereceleri 0 ile 1 ar e arasında değişebilmektedir. Bu iki rakam arasında herhangi bir değer alabilmektedir. Tikli hayvanlarındaki kalıtım derecesi hiçbir zaman e, sıfır ya da bir e, olamaz. Bu özelliğin kalıtım, bu özelliğin kalıtım derecesinin sıfır olması, o özelliğin tamamen çevre şartlarından e, etkilendiğini ve onun etkisiyle meydana geldiği anlamına gelmektedir. Ve bu genetik yapının e, bu durumda genetik yapının hiçbir katkısı yoktur demek anlamına gelmektedir. Ancak çiftlik hayvanlarında tabii ki bu çeşit bir yargıya varmak mümkün değildir, doğru değildir. Tüm özellikler az ya da çok mutlaka genetik yapı tarafından kontrol edilmektedir. Bu da özelliğin belirli bir düzeyde kalıtım derecesine sahip olması demektir. Kalıtım derecesi her zaman sıfırdan büyük ve birden küçüktür sabit bir değerde değildir. Her özellik için ve her hayvan türü için farklı özelliklerde değer, değişik değerler alabilir. Bunun yanı sıra bu özellikler yani aynı özellikler içinde bile farklı ülkelerde veya farklı bölgelerde ve hatta farklı sürülerde hesaplandığında değişik değerler gözlenebilir. Mesela ineklerde laktasyon süt veriminin kalıtım derecesi Amerika'daki İnek sürülerinde 0.38 oranında bulunurken Türkiye çiftliklerinde ise 0.18 düzeyinde sesmiş edilebilir. E, bu farklılıklar genetik yapıların farklılığından ve yetiştirildikleri çiftlik koşullarının değişik olmasından ileri gelmektedir. Kalıtım derecesi hesaplanırken sürüdeki e, tüm hayvanlar göz önüne alınır. Bu nedenle kalıtım derecesi sürünün bir özelliğidir. Kalıtım derecesi genetik yapının özelliklerin oluşmasında ne kadar etkili olduğunun, ölçüsü olmasından dolayı genetik yapıyı değiştirecek her türlü değişiklik kalıtım derecesinde değiştirmektedir. Tekrarlama derecesi ise e, hayvan yetiştiriciliğinde önemli olan diğer bir parametredir. E, bir sürü de herhangi bir özelliğin farklı yıllardaki kayıtlar arasındaki ilişki düzeyi e, tekrarlama derecesini göstermektedir. Yani süt verimi için düşünecek olursak bir çiftlikte e, yetiştirilmekte olan Holstein ırkı ineklerin e, 2011 yılındaki süt verimi ile 2012 yılındaki süt verimi arasındaki ilişkinin ne kadar olduğunu gösterir. Bu değer de yine 0 ile 1 arasında değişir. Tekrarlama derecesinin 0'a yakın olması e, sürüde o özelliği etkileyen çok fazla etkenin olduğunu ve tekrarlayan kayıtlar arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu gösterir. E, bir yıl, birinci yıl yüksek yağ verimine sahip bir inek, sonraki yılda e, çok düşük yağ verimine sahip olabilir demektir. Kayıtların bu denli değişken olması e, sürüde yapılacak olan seleksiyonun etkinliğini de değiştirir. Tekrarlama derecesinin bire yakın olması demek ise bir yılda yüksek düzeyde yağ verimine sahip olan bir ineğin ikinci yılda da yüksek düzeyde yağ verimine sahip olacağı anlamına gelmektedir. Kayıtlar arasındaki bu çeşit bir ilişki düzeyi ise e, çiftlik hayvanlarındaki ekonomik özellikler için e, istenen bir durum olmaktadır. Özelliklerin tekrarlama derecesi ne kadar yüksek olursa Hayvanlardan elde ilk elde edilen kayıtlarda o kadar güvenilirdir. Tekrarlama derecesinin düzeyini türün genetik yapısı ve o sürünün yetiştirildiği çiftlik koşulları da etkilemektedir. Kalıtım derecesi ve tekrarlama derecesi hayvan yetiştiriciliğinde verimlerin artırılması için yapılacak olan seleksiyonların sonuçlarını direkt olarak etkilemektedir. Bir sürü ve sürüde yapılacak olan seleksiyon işlemi sonucunda elde edilecek olan ilerleme ile kalıtım derecesi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Mesela bir özelliğin kalıtım derecesi ne kadar yüksek ise o sürede yapılacak olan seleksiyon ile o denli hızlı bir ilerleme sağlanacaktır. Ayrıca özelliğin kalıtım derecesinin yüksek olması daha isabetli seçim yapılabilmesine de imkan sağlayacaktır. Hayvanların genetik yapılarının tam olarak bilinebilmesi güç ve e, pahalı bir yöntemdir. Kalıtım derecesi yüksek olan bir sürüde üstün verimli özellikteki hayvanlar daha isabetli olarak seçilebilecektir. E, kalıtım derecesinin düzeyinin bilinmesi o sürüde Hangi tür seleksiyon işleminin yapılabileceğinin de belirlenmesine imkan sağlamaktadır. Ee, yine kalıtım derecesi yüksek özelliklerde daha kısa, kısa sürede tamamlanacak olan seleksiyon işlemlerinin sağlanması e, kullanılması tercih edilir. Ee, kalıtım derecesi düşük olan özellikler için ise daha uzun süren seleksiyon işlemleri e, bu yöntemler tercih edilir. Kalıtım derecesinin bir diğer özelliği de e, sürüde yapılacak olan seleksiyon ile ne kadar ne derecede bir ilerlemenin sağlanacağı önceden hesaplanabilmektedir. Tekrarlama derecesinin seleksiyon işlemlerinde e, etkisi ise daha çok kayıtların değerlendirilmesi aşamasında olmaktadır. Bu özellik için e, sürüde yapılacak olan seleksiyonda kayıtlar kullanılmaktadır. Bu kayıtlarla ilgili e, bir özellik olan tekrarlama derecesi ne kadar yüksekse hayvanların e, verim yıllarına ait olan Kayıtlarının kullanılması da o kadar kolay olur. Tekrarlama derecesinin yüksek olması durumunda, ilk verim yılında yüksek bir verim değerine sahip olan bir hayvan, sonraki yıllarda da yüksek verimli olacaktır. Dolayısıyla hayvanların ilk kayıtlarından yola çıkılarak, hem zamandan kazanılmış hem de özellik için, bu özellik için daha hızlı bir ilerleme sağlanmış olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar 7. ünitemizin de özetini bu şekilde sonlandırıyoruz. Sınavlarınızda başarılı olabilmeniz ve daha kapsamlı bilgiye sahip olabilmeniz için Anadolu E Kampüs'te bulunan diğer E öğrenme materyallerini kullanmanız gerekmektedir. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.